Hz. Mehdi Aleyhisselam'a nerede biat edileceği. Mekke'de kendisini rükunda bularak şöyle derler. Eğer biatlarımızı kabul etmezsen bizi aramakta olan ve başında haddamdan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı korumazsan günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun derler. Bunun üzerine Hz. Mehdi Aleyhisselam rükun ile makam arasında oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder. El-Kavlül Muhtasar sayfa 39-40 rükun ile makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. El kavlül muhtasar fi alametil mehdi il muntazar sayfa 42 Siz üç veya yedi gün doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in çıkmasını bekleyin. İnşallahu Teala bir münadi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismiyle semadan nida edecek ki doğuda, batıda olan herkes bu sesi işitecek. Kitabül Burhan Fi alametil mehdi il ahir zaman Sayfa 32 Günahsız insanlar katledildi ve kardeşi de Mekke'de öldürüldüğü zaman semadan bir münadi emriniz filandır. İşte bu yeryüzünü adaletle dolduracak olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır diye nida eder. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Sayfa 35 Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıkacak. Ve bu fitne semadan üç kez emir Hz. Mehdi aleyhisselamdır. Gerçek odur şeklindeki nidaya kadar sürecek. El kavlül muhtasar fi alametil mehdi il muntazar. Sayfa 55 Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışını gökyüzünden gelen bir sesin haber vereceğine yani radyo ve televizyon kanalıyla tüm insanların bu müjdeli haberi duyacağına dikkat çekilmektedir. Bu sesin doğuda ve batıda herkese ulaşacağı bildirilmektedir. Hatta her toplumun bu sesi kendi lisanında duyacağı haber verilmektedir. Semadan arz ehline şamil olan bir ses ki herkes onu kendi lisanı ile işitir. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 37. Günümüzde haberler her ülkede o ülkenin diline tercüme edilerek radyo, televizyon ve internet aracılığıyla hemen herkese ulaştırılmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı da bu şekilde tüm insanlara ulaşacaktır.